Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 6 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin TKP-ML TİKKO sorumlularından İlker Tezer olduğu ve şahsın 600 bin lira ödüllü turuncu listede arandığı belirlendi. İçişleri Bakanlığı 30 Temmuz-6 Ağustos haftasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Buna göre hafta boyunca gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında 25'i ölü toplam 44 terörist etkisiz hale getirildi. 2451 operasyon düzenlenirken FETÖ-PYD'den 334, PKK-KCK'dan 152, DAEŞ'ten 21 ve aşırı sol örgütlerden 4 olmak üzere 511 kişi gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 2798, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 98 kişi yakalandı. Hava sıcaklıkları nedeniyle plajlar dolup taşıyor. O noktalardan biri de İstanbul'da bulunan Şile Plajı. Tıklım tıklım dolan plajdaki yoğunluk havadan kaydedilen görüntülerle göz önüne serildi. Ancak yetkililer uyarıyor. Zira Poyraz nedeniyle dalgaların yüksekliği 1 metreye kadar ulaşabiliyor. Yaşanabilecek herhangi bir boğulma vakasına karşı can kurtaranlar her an tetikte. Sahil şeridi olarak emniyetli bölge 38.700 metrelik bir sahil kesimi var ve bu can kurtaranlar bu bölgelerde görev yapmaktadır. Ambulanslarımız hazır, günün 24 saati bizle beraber bu plajlarda görev yapıyorlar. Plajlar özellikle hafta sonu kalabalıklaşıyor. Denizle şaka olmaz diyen yetkililer herkesin daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuyor. CHP Genel Merkezi olağanüstü kurultayı için yeterli sayıda imza toplanamadığını, toplanan imza sayısının ise 569 olduğunu açıkladı. CHP Genel Merkezi'nin bu açıklamasına muhaliflerden yanıt gecikmedi. Muhaliflerden yapılan açıklamada, yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanabilmesi için amasız ve fakatsız olağanüstü kurultay kararı alınmalıdır. Tüzüğümüzün belirlediği süre içinde yeterli sayıda imza genel merkezimize teslim edilmiştir. Buna rağmen olağanüstü kurultayı yapmamak için sayılarla oynanmaktadır. 24 Haziran 2018 seçimlerinde partimizin almış olduğu %22.6'lık sonucun analizini yapmamış, öz değerlendirme yapmaktan kaçan bir siyasi anlayış yerel seçimlere hazırız diyerek sadece ve sadece kendisini aldatmaktadır ifadeleri kullanıldı. Minikler Survivor etkinliğinde buluştu. Bilecik Belediyesi ile Bilecik Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği işbirliğinde bu yıl ilk kez Pelitözü Survivor etkinliği düzenlendi. Biz Şehir Ebadi Eğitim Geçlik Spor Kulübü Derneği olarak izcilik faaliyetleri yürütmeye çalışıyoruz. Bu program vesilesiyle gençlerimize, yaklaşık 50 tane gencimize izcilikle alakalı tanıtıcı bilgiler verdik. İzcilikten bahsettik. Etkinlik çocukları teknoloji bağımlılığından biraz olsun uzaklaştırmayı hedefliyor. Gençlerimiz teknolojiyle birlikte evlere hapsolduğundan doğayla iç içe olmaya hasret kalmış durumdalar. Bu yüzden de izcilik faaliyeti gibi doğayla iç içe olan bir faaliyetin gençlerin dikkatini çektiğini her zaman farkındayız. Pelitözü Göl Park'ta 6 ve 15 yaş aralığındaki 50 çocuk gerçekleştirilen etkinlik kapsamında izcilik eğitiminin ardından kamp çadırı kurdu. Kalınır, obabaşı tüp obasından sorumludur. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte çocuklar olta kullanma ve balık tutma eğitiminden geçirildikten sonra Pelitözü Göleti'nde balık tutma yarışmasına katıldı. Anne ve babalarıyla balık avlayan çocuklar tutulan küçük balıkları tekrar gölete bıraktı.
Etkinlik sayesinde minikler Bilecik'in yeşil ve doğal güzelliklerini de keşfetme imkanı buldu. Etkinlik, Belediye Başkanı Nihatçı'nın yarışmaya katılan çocuklara madalya ve katılım belgesi vermesiyle sona erdi. Toz dumana karıştı, deyim yerinde ise asfalt ağladı. 43. kez düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi'nde yarışlar büyük bir heyecanla başladı. Etkinlik çok güzel gidiyor, katılım çok güzel. Halkın ilgisi de çok güzel, seyirci kitlesi. Spora ve sporcuya destek vermekten çok mutluyuz. Yarışın ilk gününde Nilüfer etabının ardından Yunus Eli Havaalanı'ndaki seyirci özel etabında pilotların drift gösterileri büyük bir ilgiyle izlendi. Güçlü motorlarıyla lastik yakan araçlar pistte tozu dumana kattı. Yarışseverler hem otomobilleri hem de çekişmeli mücadeleleri ilgiyle izledi. İlk etap asfalt zeminli bu parkurda gerçekleştirildi. Sırada ikinci etap var. Ekipler kozlarını paylaşmaya devam edecek. Bankada beklerken hareketleri vardı. Bir yarım saat, bir saat orada duruyordu o alanda, boş alanda dururken. Biz de onu izliyorduk. Telefon bana geldi ya. Ben telefonla konuşurken bir baktım çocuğu başından aldı. Vurdu bariyerlerine, o demirlerine, sivil uçlarına. Artık biz koştuk. Adama saldırmaya başladı. Minibüsçüler de indi. O da bize saldırmaya başladı. Adam neyse çocuğu şey yaptı. Adama saldırdık. Richard şey döve şey yaptı. Onu engelledik, çocuğu hastaneye götürdük. Arabaya bindirdik, hastaneye götürdük. Yani çocuğu adamın elinden siz kurtardınız. Aynen. Peki. Ondan sonra adamı polislere teslim ettik, linç etmek. Sonradan uyandık, kafamız biraz yerimize geldikten sonra adamları artık ayırmaya başladık ki polise teslim ettik. Evet. Yani konu bu. Geçmiş olsun. İsim neydi sizin? Veysi Ekinci. Tamamdır. Nasıl oldu olay? Büfedeydim ben olay yaşanırken. Olay karşı tarafta yaşandı herhalde. Ben de bir ışımla falan kavga oldu falan diye sandım. Koştum bir baktım çocuk yerde yatıyor. Aldım kucağıma, ilk yardım falan yaptık. Babasıymış aynı. Çocuğun durumu nasıldı? Çocuğun durumu bayağı kritikti abi. Bağırsakları falan. Aynı zamanda hastaneye götürülmesinde de çocuğa ilk yardım müdahalesinde de kendisi bulundu burada. Biz de postanede çeşitli işlerimizi halletmek için gelmiştik. Şu orta refüjün orada. Bir kalabalığın toplandığını gördüm ben şahsen. Yaklaştığımız esnada yerde yatan 3 veya sanırsam 4 yaşlarında bir küçük erkek çocuğunun yattığını gördüm. Çok büyük, kafasında darbesi vardı. Aynı zamanda sol bel kısmında da çok ciddi bir yırtılma söz konusuydu. Kanlar içinde kalmış zaten yavrucak. Biz olayın önce bir trafik kazası olabileceğini ben düşündüm. Yaklaştıktan sonrasında ise meğerse Suriyeli bir babanın oğluna karşı bir kaba şiddeti sonucu olduğunu, vatandaşlar da linç girişiminde bulundu baba için. Çocuğu da biz sağ olsun arkadaşımız da, esnaf arkadaşımız da yardımcı oldu. Bir taksi durdurarak bir yoldan geçen vatandaşımızın aracına bindirerek en kısa sürede hastaneye yetiştirmesini sağladık. Ama babanın çok büyük bir derecede ceza alması gerektiğini düşünüyorum ben. Kesinlikle bu kabul edilebilir bir durum değildir yani. Sağ olun, teşekkür ederim. İsmim Tuncay Gül. Mehmet Yunusoğlu.